Mustafa Dalcı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ya Dalcı iyi hoca olduğunu düşünmüyorum ama takım son haftalarda özellikle kötü oyun oynayarak puan topluyor. Puan topluyor mu? Biz de puana razıyız. Şu anlık durumu iyi. Mustafa Dalcı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Mustafa Dalcı başta tüm taraftarlar biraz önyargılı yaklaştı. Ben de önyargılı yaklaştım. Ama istatistiğe baktığımızda hepimizin önyargısını kırdı. Şu an başarılı bir durumdayız. Takımımızın havasını bozmaya gerek yok. Yani bu işler bence sabırlı olan işler. Bakın dünyaya. Manchester United 3 sene bekledi. Arteta var Arsenal'da. Adamlar 3 senedir, 4 senedir bekliyor. Yani bu işler sabırlı olacak işler. Kenetlenmemiz lazım. Hocamıza güveniyoruz. İnşallah şampiyon olacağız bu sene. Peki Mustafa Dalcı hakkında düşüncelerin neler? Mustafa Dalcı şu an için liderlik konumunda iyi. Fakat hani takım olarak tek olarak maç kurtarılıyor. Mustafa Dalcı'yı da çok başarılı bulmuyorum. Mustafa Dalcı hakkında düşünceleriniz neler? Yani Mustafa Dalcı hakkında benim düşüncem şöyle. Takım ileri yönelik oynatmıyor. Veya mesela 1-0 öndeyken takım rehavete mi kapılıyor? Mustafa Dalcı'nın talimatıyla mı yapıyorlar? Geçen maç öyle değildi ama ondan önceki maçlarda Ankara Gücü gibi oynamıyor takım. Kendini geride tutuyor. Sonuçta bizim yerimiz burası değil. Bizim bu ligde sürekli saldıran biz olmalıyız. Sürekli biz ateşliyoruz zaten taraftarı. Oynatan da ben biz olduğumuzu düşünüyorum. Son haftalarda başarılı ama şöyle bir durum var. Hani oturmuş kadromuz vardı ama Mustafa Dalcı bunu her hafta bozuyor. Yani şöyle bozuyor. İki hafta Ali Kağan, İshak güzel gidiyor. Bir bakıyorsun ondan sonraki hafta Abdullah geçen hafta çok iyiydi. Benim ona şeyim yok. Ama hem gençlere şans çok tanımıyor. Mesela geçen hafta genç oyuncumuz sahaya sürüldü. Hem fiziken iyiydi. Hem hani doğru bir koşu yaptı. Pozisyona girdi. Bilmiyorum, biraz daha kadroyu oturaklı kullanması gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah devamı gelir. Peki Mustafa Dalcı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ya vallahi Mustafa Hoca'yla geçen sene tatsız olaylar yaşadık. Bazı taraftarlar küme düşmeyi ona bağladı. Ha bu sene her şey güzel gidiyor. Çok oyun keyif vermese de bir bildiği vardır hocamızın diyelim. Bu saatten sonra destek çıkalım. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Eryaman Stadı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Eryaman Stadı, bir tane yorum gördüm geçenlerde. Şu stadı alalım buradan Vinç'le, Ulus'a koyalım diye. Keşke öyle bir şey olsa yani. Ulaşım çok sıkıntı ya. Teşekkürler. Mustafa Dalcı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Mustafa Dalcı gereğinden iyi. 2024'te Şampiyonlar Ligi finalinde. Onunla beraber inşallah Real Madrid'i yenip Şampiyonlar Ligi kupasını alacağız. Ümraniye Spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Fazla dayanmaz, 4 hafta sonra düşer diye düşünüyorum. Ümraniye Spor'un peki TikTok hesabı var. Bayağı gündem bu aralar. Onun hakkında düşünceniz var mı? Yani taraftar olmayınca TikTok'a düşmüşler. Biz eğer bu ligden, yani bizim burada yerimiz değil yani. Biz Süper Lig'de olmamız lazım. Bu sene eğer Süper Lig'de olaydık, ilk üçün içinde biz de olurduk. Niye yani Konya'nın, Trabzon'un yerini biz niye almayacaktık? Nedir ya bu çektiğimiz? Ben 1965'ten beri bu takımın peşindeyim. Gitmediğim deplasman kalmadı ben. 14 kişiyle Ahmet'te bas bas bağırdık ya. 5000 tane Ahmetli'yi susturduk ya. Yetmez mi yani bizim bu çektiğimiz? Bizim yerimiz Süper Lig kardeşim. O kadar. Abi, peki Mustafa Dalcı hakkında düşüncelerin nelerdir? Vallahi Mustafa Dalcı inşallah iyi olur. Yani bilmiyorum, yönetim mi? Yönetimle arasındaki şey midir? O demiş, ben demiş şey istemiyorum demiş. Transfer istemiyorum demiş. Doğru yalan bilmiyorum ama Mustafa Dalcı inşallah başarılı olur. Biz başarısı için ne istiyorsa biz de taraftar olarak elimizden gelen bütün gayreti sarf ederiz. Bu kadar kardeşim. Gücü şampiyon olur mu? Ya yani görüyorsunuz gerçekten bütün taraftar inandı şampiyonluğa. Artık stada doldurmaya başlıyoruz. Şampiyonluk geliyor. Geliyoruz diyorum. Peki Mustafa Dalcı hakkında düşünceleriniz var mı? Mustafa Dalcı'yı gerçekten tebrik ediyorum. Haftalardır istifaya davet ediyorduk ama en sonunda Twitter'a da yazdım kendi adıma. Gerçekten alkışlıyorum. Son 7 haftadır inşallah bugün de yenilmeyeceğiz. 7 haftadır üst üste galibiyet alacağız. Takım güzel. Hocadan da memnunuz. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk. Peki Mustafa Dalcı hakkında düşünce nelerdir? Ya Mustafa Dalcı şimdi startta yarı yarıya isteyen var, istemeyen var da hani bu saatten sonra zaten takım lider. Mecbur hani istesen de istemesen de bu saatten sonra hani gelecek adam iyi mi olacak? Takıma alışabilecek mi? O da var. Mecbur sevsek de sevmesek de katlanacağız. Ama şu an iyi gidiyor. Şu an hakkında yemeyelim. Ümraniye Spor
TikTok'ta vesaire bayağı patladı bu aralar biliyorsun. Peki bunun hakkında düşüncen var mı? Onlar zaten büyük var mı? Komple patlayacaklar. Onların da gidişatı fazla uzun sürmez bence. TikTok'ta dalca hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ya bizi çıkartanın başımızın üstünde yeri var. Ne diyek yani? Sizce bu sene şampiyon olacak mıyız? Ya bizim inancımız tam. Bütün Ankara inanıyor. Bu sene bu kupa bu şehre gelecek. Benim 2018 senesinde verdiğim bir sözüm vardı. Onu tutamadım. Bu sene tutacağım şu an. Ankara Gücü'nün şampiyonluğuyla ilgili birine söz verdiniz mi? Vermez olur muyuz kardeş? Konya'dakilere söz verdim. Ankara Gücü şampiyon olsun. Konya'dan Ankara'ya yürüyeceğim. Günü evet. Güç Konya burada. Burada bunun sözünü aldık. Şampiyon olursa Konya'dan Ankara'ya yürüyecek. Lan bir sözüm daha olsun. Atakule'den kendimi atacağım. Kızlar'da da yakacağım. Tamam. Biz de çekecek miyiz? Çekeceğim. Bir senede kutlayacağım. Tamam. İnandım. Şampiyon olursak Atakule'den kendimi bu sefer atacağım. Peki Ankara Gücü taraftarına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Atakule'de kimse kendini atmasın. Teşekkürler. Peki Mustafa Dalcı hakkında düşüncelerin nelerdir? Mustafa Dalcı Süper Lig'den bu yana gerçekten sadece isim yapmadığı için sevilmiyor. Yoksa hiçbir hatası suçu yok. Elbet vardır ama çok büyük hatalar da değil. Onun dışında sadece bir namı olmadığı için, ünlü birisi olmadığı için insanlar gitsin diye ilk hatasında istifa istifa diye bağırıyor. Ama ben Süper Lig'den bu yana savunuyorum Mustafa Dalcı'yı. Şampiyon yaparsa o yapar, vardır bir bildiği. Teşekkür ederiz. Kayıttayım. Ankara Gücü şampiyon olur mu? Tabii canım, bu saatten sonra bırakmayız. Ankara Gücü storlarda vesaire ücretsiz boyama kitapları ve alfabe dağıtılıyor. Evet, memnunuz. İnşallah kızım hep her seferinde gidip hem storeyi gezip hem de hediyemizi alacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Boyama kitapları falan yapıldı şu an. Storlarda dağıtılıyor ücretsiz şekilde. Bunun hakkında düşüncen nedir? Bence çocuklara yani bizim gibilere çok iyi bir şey oldu. Hani maddi durum olmayan insanlara da hani sanat daha çok birleşmesi için iyi bir şey oldu bence. Peki daha önce hiç maça geldiniz mi? İlk defa geliyorum ve çok heyecanlıyım. Vallahi ben de ilk defa geliyorum. Stat da güzelmiş. Stat daha sonra çok iki güzel. Haftada bir buradayız. İçerisi daha güzel. Buradan devam edelim. İlk defa hani geliyorsunuz ya. Sizi ne getirdi buraya? Vallahi bizi... Onu merak ediyorum. Şöyle söyle. Sizi Ankara Gücü'nde çeken olay neydi? Ankara Gücü'ne çeken olay vallahi bizi... Valla Ankara Gücü'nün taraftarı çekiyor. Taraftarı, o ateşi, enerjisi tamamen bizi buraya getirdi. Bundan sonra hep buradayız. Öyle söyleyebilirim. Çok sağ olun. Ek olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa? Valla bu sene şampiyon oluyoruz işte.